Deneme. Herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kara lahana kavurması yapacağız. Tarifimde 1 kilogram lahana kullanacağım. Lahanaları ayıkladım, yıkadım, hazırladım. Şimdi ince ince doğramaya başlıyorum. Lahana çorbasında olduğu gibi ince ince, çok ince doğramamıza gerek yok. Şöyle bir tutam elime alıyorum. Sap kısımlarından bir kısmını şöyle kesip alıyorum. Ve lahanamı doğruyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde, bu irilikte olması yeterli. İncelikle doğramanız yeterli. Ben bulgursuz kavuracağım arkadaşlar. Dilerseniz haşlarken bulgur da ilavesi yapabilirsiniz. Ben bulgur ilave etmeden kavuracağım. Her iki şekilde de oluyor. Lahanalarımı doğrayıp hazırlıyorum. Uygun bir tencerede yarım tencere suyu kaynatıyoruz. Kaynayan su içerisine lahanalarımızı alıyoruz. Ve yumuşayıncaya kadar haşlıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar, bu aşamada bulgur ilavesi de yapabilirsiniz eğer bulgurlu bir kavurma istiyorsanız. Lahanamızın rengini kaybetmemesi için, daha yeşil olması için şöyle yarım çay kaşığı karbonat ilave edelim. İsteğe bağlı. Dilerseniz karbonat ilave etmeyebilirsiniz. Lahanamızı kontrol ediyoruz. Şöyle kök kısmından bir tane alın. Eğer rahatlıkla eziliyor ise, bakın, pişti demektir. Şimdi süzgeçte lahanamı süzüyorum. Lahanamız soğurken iki tane soğanı piyazlık olarak doğruyorum. Uygun bir tava veya tencere ocağımıza alalım. Yarım çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Yağımızın içerisine soğanlarımı ilave ediyorum. Soğanları pembeleşinceye kadar sokuyorum. Soğanımız kavrulurken soğutmuş olduğumuz lahanalarımızın suyunu şimdi sıkıyoruz. Bu şekilde sıkmanız gerekiyor. Süzgeçte ne kadar bekletseniz de suyunu bu şey vermez. Bu şekilde sıkmanız gerekiyor. Soğanlarımız güzelce sotelendi. Şimdi üzerine bir çay kaşığı pul biber ilave ediyorum. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber ilave ediyorum. Ve lahanalarımı üzerine ilave ediyorum. Tuzunu ilave edelim. Şöyle 1,5 çay kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Tuzunuz damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ve güzelce karıştırıyorum.
Ocağımı kıstım. Bu şekilde bir dakika soğanla güzelce buluşturmamız yeterli olur. Evet arkadaşlar, kara lahana kavurmam servisi hazır. Videomu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Günün her saatinde dilediğiniz öğünde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir tarif. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın, takipte kalın. Allah'a emanet olun.